Güvenlik teknolojilerine hoş geldiniz. Özgür, bugün yine Dahua'dan ürünlerimiz var. Evet. Biliyorsun daha önce Dahua'nın güç iletimiyle ilgili bir iki teknolojisini incelemiştik. Beğenilince ikinci bölümünü çekelim dedik. Şaka bir yana Dahua Türkiye gerçekten bize yeni ürünler gönderiyor ve bloğumuzu önemsiyor. Böyle hissediyoruz. Çünkü henüz piyasaya çıkmamış olan POC ürünlerini de yine bize gönderdi incelenmesi için. Teşekkür ediyoruz bu anlamda. Özgür, istersen sen anlat, nasıl ürünlerimiz? Şimdi Dahua'nın yeni göndermiş olduğu ürün POC destekli bir HDCVI kayıt cihazı. POC nedir? Onu anlatmak istiyorum ben kısaca. POC Power Over Coaxial anlamına geliyor. Yani koaksiyel kablo üzerinden elektrik iletimi ve görüntü aktarımını hep ikisini bir arada sağlayan bir teknoloji. Evet. Bununla beraber bir tek sadece koaksiyel kablo kullanarak tek kamera çalıştırılabiliyor. Evet, yani güç kaynağı ya da adaptörü devreden çıkartmış oluyoruz. Yani kayıt cihazı üzerinden 48 volt çıkıyor, kameraya gidiyor. Kamerada bu voltaj 12 volta düşürülüyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi gayet normal görünen bir XVR cihaz bu. Evet. Yani şu BNC girişlerinden enerji gönderiyor. Videoyu ve enerjiyi tek BNC çıkış üstünden halletmiş oluyoruz. Koaksiyel kablo üstünden. Sadece HDCVI ürünlerle çalışıyor. Daha doğrusu karşı taraftaki ürünün de bu teknolojiyi destekliyor olması POC lazım. POC teknolojisinin desteklenmesi gerekiyor. Evet. Dolayısıyla şu anda HDCVI üzerinden çalışıyor. Şöyle temsili olarak da gösterirsek kablomuzun bir ucunu kameraya takıyoruz, bir ucunu buraya takıyoruz ve başkaca bir adaptör kullanmadan bu teknolojiyi kullanmış oluyoruz. Kameranın üstünde bir tane 12 volt enerji çıkışı var. Bundan da bahsedelim istersen. Evet. Aslında kamera üzerinde bir BNC girişimiz, bir 12 volt girişimiz, bir de 12 volt çıkışımız var. Evet. Yani bu kamerayı normal olarak bir BNC ve ayrıca 12 voltla da kullanabiliriz istersek. Evet. Bu dışındaki diğer 12 volt çıkışını farklı uygulamalar için, yani dışarıdan bir kamera daha çalıştırabiliriz. Bunu bir sağda test ettik 200 metrede. İkinci bir kamerayı da buradan çalıştırdık. Evet. Ama yani, sadece voltaj vermek amaçlı, yani görüntü verme amaçlı değil. Evet, evet. Yani buradan herhangi bir cihazı, ekstra bir cihazı, evet, 12 ekstra bir cihazı buradan bir cihazı çalıştırabiliriz. 400 metrede deneme şansımız olmadı. Ama sahada bunu denemek lazım. Hani ne kadar performans sağlar. Evet. Aynı zamanda uzun sürede nasıl bir performans olacak, evet, buna da bakmak lazım. Burada şu cihazdan da bahsedelim. Burada bu cihazımız HDCVI özelliği olan fakat POC desteği olmayan kayıt cihazlarına bu özelliği kazandırıyor. Bir switch gibi düşünebiliriz. Kamerayla kayıt cihazı arasında bunu koyduğumuz zaman koaksiyel kablo üstünden enerjiyi iletmiş oluyoruz. Harici bir güç kaynağı gibi düşünebiliriz onu. Evet. Peki istersen şimdi testlerimize geçelim. Teknik serviste yapmış olduğumuz testte 200 metrelik RG6U6 kablo kullandık. Görüntü şu anda gayet akıcı bir şekilde geliyor. Evet. Herhangi bir güç kaynağı kullanmadan yine sadece koaksiyel kablo üstünden enerji geliyor. Evet Serdar, mevcut bir kameramızı söküyoruz şu anda. Onun yerine POC destekli yeni kameramızı takıyoruz. Burada sadece BNC ucunu bağlayacağız herhalde. Evet, sadece BNC ucunu bağlayacağız. Power ucu boşta kalacak. Evet. DVR tarafında sadece BNC konnektörümüzü, DVR'ın montajını yapıyoruz ve görüntümüzü alıyoruz. Artık burada adaptöre gerek olmuyor. Evet. Sadece koaksiyel kabloyu sadece bağlıyoruz. Sadece koaksiyel kablo üzerinden hem görüntü hem de elektrik iletimini sağlamış oluyoruz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videolarımızı faydalı buluyorsanız bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Ayrıca firmanıza ait yenilikçi ürünlerinizi bize inceleme için gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.